şuralara bak ya, yaptığın şey bak. Ben daha yeni temizledim bu evi ya. Limonata mı? Limonata. Her yer yapış yapış olacak Ahmet ya. Çok özür dilerim hayatım. Önemli değil aşkım. Sileriz geçer. Parex'ten Twister. Mikrofiber paspası ve döner başlığıyla her leki kolayca temizler. Tam bizlik temizlik. Parex, tam bizlik temizlik. Parex Magic Sünger. Özel petek dokusuyla yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır. Parex'in katkılarıyla hazırlanan Sefa Güneş'le Memleket Sefası başlıyor. Dere geliyor dere, yaleler yaleler, kumunu sere sere yalelelik. Al beni götür dere, yaleler yaleler, yarın olduğu yere yalelelik. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelik. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelli. Sevgili izleyiciler, Sefa Güneş'te Memleket Sefası'ndan merhabalar, sevgiler, saygılar değerli dostlarımız. Bu hafta Edirne'nin Meriç ilçesine, güzel bir köye götürüyoruz sizi aynı zamanda. Hasırcı Arnavut Köyü'ne. Sevgili izleyiciler, bu Hasırcı Arnavut Köyü'nü hem gezeceğiz hem de Hasırcı Arnavut Köyü'nün derneği burada 8. Bahar Şenliği'ni düzenlemiş. Hem köyü gezeceğiz, hem bir hal hatır soracağız, hem de bu güzel etkinlikleri ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi programımız başlıyor dostlar. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelli. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman yalelelli. Sevgili izleyiciler, Hasırcı Arnavutköy sokaklarında geziyoruz. Burada bazı böyle annelerimiz, teyzelerimiz yolda geçerken el salladılar bize. Biz de tanışalım istedik. Merhaba, nasılsınız efendim? Merhaba, iyi. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. İsim neydi? Sabriye Erdoğan. Sabriye anne, nasılsın? Keyfin nasıl? Şükür Allah'a. Sağlığın, sıhhatin. Sağlığımız yerinde, sıhhatimiz yerinde. Bey baba var mı? Var. Allah'a şükürler olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Amin. Var, amin. Bebe de var. Siz buranın yerlisiniz değil mi? Yerlisiyiz. Çünkü 1923'te bu köy kurulmuş. Evet. Cumhuriyet'le birlikte. Evet. Bizler de bu köye gelince öğrendik sevgili izleyiciler. Gelmiş burayı zamanca babalarımız, annelerimiz gelmiş, dedelerimiz gelmiş. Biz de doğup büyümüşük buralarda. Köyünüz güzelmiş. Köyümüz güzel. Allah razı olsun. Allah eksikliğini göstermesin. Amin. Peki çoğul çocuk teyze? Çocuklarım var 3 tane. Biri İstanbul'da, Sefaköy'de, bir tanesi, ikisi de Kapaklı'da.
Çalışıyorlar. Evleri var, oturup duruyorlar evlerinde. Sen dedeyle burada biz beraber. Dedeyle burada bir şeyler ekiyoruz, dikiyoruz onlar için. Bahçemiz yardımcı var. Oluyoruz. Oo, var. Kavun, karpuz ekiyoruz, patates ekiyoruz. Allah güç kuvvet versin. Amin. Herkes Allah bize de Allah unutmasın. Çocuklara bir selam yollayalım buradan İstanbul'a. Çok çok selam söylüyorum. Sinan oğluma, Meryem gelinime, torunlarıma, Esma Hanım'a, Mehmet Enes'e, Kapaklı'da Serkan oğluma, Seyhan gelinime, Serap torunuma, Seray torunuma, çocuklar torunlar çok. Maşallah. Allah. Oğluma, Berra gelinime, Ferhat torunuma, Eren torunuma, bütün akrabalara. Maşallah efendim. Allah da daim her eylesin. Her yerde isim akraba çok. Bursa'da, Gelibolu'da, Çanakkale'de, İzmir'de her yerde var akrabalar. Türk'ün her yerde akrabası var işte. Türk'ün her yerde akrabası var, olur. Var. Allah razı olsun. Teşekkür bütün ediyorum çok teyzem. Selam. Allah herkese sağlık, hoşluk versin. Bizi de unutmasın. Amin, amin. Sizlerin de sıhhatli, sağlıklı bir ömür nasip eylesin diyoruz. Sizin buralara gelmişsiniz. Sizden de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun bizim buraları tanıttığınız için. Bizleri tabii ki tarafa. Bizleri davet eden değerli Hasırcı Arnavutköy Dernek Başkanımıza, yönetimine. Hepsine Allah razı olsun. Ama bizi buraya gönderen Ahmet Türker'e de teşekkür edelim. Evet, o göndermeseydi biz de tanışamazdık. Allah razı çünkü olsun. Çünkü Ahmet abinin işi varmış, dedik Sefa sen gider misin 40 liralığından? Dedim abi ne yapayım, senin hatırına gideriz. Evet. Geldik, güzel insanlar tanıdık. Evet. Ona buradan tekrar olsun. Teşekkür ediyorum Allah Ahmet Türker'e. Annem ellerinden öpüyorum. Allah gönlünüze göre versin. Saygılar sunuyorum efendim. Bizden saygılar. Cümlemiz efendim gönlümüze göre versin. Varın, Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Gönlünüze göre versin hepsinize. Amin teyzem başısına. Efendim Hasırcı Arnavut köyünde köy halkıyla böyle söyleşiler yapacağız. Hadi bakalım bizi izlemeye devam edin. Emi nereye emi? Emi dur. Ya oho traktörü boş bırakmış bu ya. Ya sen traktörü vitesten atmışsın. Vitesten traktörü atılır mı baba ya? Vitesten traktörü atmışsın. Ben atarım. Sen atar mısın? Ben atarım abim. Ben gençim de atarım da. Ay maşallah. Bak bizi şimdi çarpmayasın bir yere. Yok abim. Doğru genç şey. Köy kahvesine. Köy kahvesine. Köy kahvesine seni bırakacağım. Ondan sonra doğru ben. Bostan tarlasına gidiyor. Oo, tamam beni köy kahvesine köy götür. Kahvesine. Köydeki arkadaşlarla mı? İstersen Yunanistan'a götüreyim seni. Yunanistan'a. Yunanistan buraya yakın değil mi sınır? Burada bak tepe Yunanistan'ın. De burada. Evet tabii. De burada o zaman biz Yunanistan'a da gideriz. Hasan koyun mu sandın bre Hasan koyun mu sandın adam. Hoş bulduk beya, nasılsınız? İyi, hoş bulduk. Hoş bulduk Bedacan, ellerinizden merhaba, öpüyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi, çok şükürler. İsim neydi? Cemal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Nasılsınız? Dramalı var mı burada? Dramalı biriz. Sen misin be? Cemal. Ne be ya, tamam gelmişim drama. Gel sen de böyle dede. Babalarımız da dramalı. O zaman dramayı almıyoruz yani. O zaman drama. Dünyaya geldik. Tamam drama türkü söyleyelim bir tane drama. Ya ben babamın dramadan geldi. Bir ağlar şimdi biz burada dünya gelmiş. Tamam hepinizin ellerinden öpüyorum. Büyüklerimizin sen dramayı bu güzel engin birikimlerinden yararlanmak lazım. O yüzden sizin gençliğinizde böyle o tarihlerde buralarda söylediğiniz öyle türkülerimiz var mıdır yok mudur? Vardır illaki değil mi? Vardır. Hangisi vardır? Bu var değil mi? Size geçmiş. Bu daha yaşlı. Bu daha sen yaşlı. Daha iyi biliyormuşsun bak. Unutmuşuz ne? Sen hiç aşık oldun mu? Ha? Aşık oldun mu? Gençken. Oldun. O aşık olunca türkülerde söyleniyor zaten. Sen o aşık olduğun türkülerden birini söylesen olur. Yok bilmiyorum artık. Bilmiyorsun. Ne desen? Yok var öyle adamlar orada yok. Nerede öyle adamlar yok mu? Şimdi bizim programımızın formatında eski türküler de gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Unutulmasın diye kültürümüz olan türkülerimizi. O yüzden böyle sizler gibi büyüklerimize de soruyoruz acaba unutulan bir türkümüz var mı şu an söylemi? Varsa bizlere yardımcı olursanız ne güzel. O zaman şöyle diyelim. Drama köprüsünü bre Hasan koyun mu sandın bre Hasan
koyun mu sandın? Adam öldürmeyip Re Hasan boyun mu sandın? Adam öldürmeyip Re Hasan boyun mu sandın? Drama mahvolsun Bre Hasan, evin mi sandın? Bre Hasan, evin mi sandın? At Martini Debreli Hasan, dağlar inlesin. Drama mahfusun da Bre Hasan, dostlar dinlesin. Teşekkür ediyorum. Zamanla, bu türkü neden yani yazılmış? Ya zamanla şey, dedelerimiz oradan geldiği için oradan şeydi, böyle şeylerde hapis yatan olmuş. Ondan kaynaklanıyor. Orada tabii, yaşayan Türkler. Orada yaşayan Türkler. Ama esas bizimkiler şeyde kalıyor, dağda, köylerde kalıyor, anlıyor musun? Değil dramada. Dramada kalmıyor ama şey ettiğin zaman nasıl vilayet orada vilayet şimdi oluyor, drama vilayet olduğu için dramada, bir şey suç işlediğin zaman drama hapishanesine atıyorlar. Bu türkü tabii o yüzden yazılmış yani, bunu da cesur bir adammış değil mi yani? Debreli Hasan'da Yiğit Mert bir Türkoğlu Türk'müş. Onun da namına bu türküler yazılmış efendim. Buradan bunu da belirtelim yine, niye bu türkü yazıldığını. Köy halkı dramalı olduğu için biraz da o yüzden bunu söylemeye çalıştık. Oldu mu babalık? Oldu. Ellerinizden öpüyorum. Var mı bir emriniz bana? Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Köyünüz güzel. Sizler de güzel insanlarsınız. Allah hepinizi var etsin. Şey buralı yani. Köken buralı. Köken buralı. Oldu aşağı yukarı 25 sene önce buradan çıktım. Ama her sene geliyoruz bu şenliklerde, özellikle buraya taşıyoruz. Evet çok güzel. Ne güzel. Peki Mehmet abi, türkü var mı buranın türküsü? Öyle bir şey bilmiyorum, kusura bakma. Var mı bu köyün kendine has bir türküsü? Yok öyle bir sanatçı bizde. Hayır sanatçı değil yani, böyle yani Asırca Arnavut köyüne ait bir türkü. En yapamadığımız iş bu yani, türkü mürkü böyle bir şey yapamıyoruz yani. Ama eğlenmeyi biliyoruz yani böyle. Doğru olur ama yok öyle bir şey. Şöyle bir türkü falan olsa iyi olur da. Olsa iyi olur değil mi? Tabii. Ya bir türkü yapalım o zaman biz Asırca Arnavut köyüne. Yazalım, armağan edelim derneğe. Vallahi yaparız ya. Yapsan iyi olur. Yapsan iyi olur bir türkü. Yapsak öyle şimdi bak, olmayan bir şey. Ama bu yöreye ait bir türkü söyleyelim be ya, böyle kahvede. Ha dur. Aman ormancı kahvede oturuyorlar zaten. Evet. Olur mu? olur çok güzel olur. Çıksın belen kahvesine, baksın ovaya, baksın ovaya. Bay Mustafa çağırmış dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, gene çekmiş kafayı, öyle mi? Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraksın yoktan bir acı. Beraber! Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoksan bir acı. Köyümüzün suları hoştur içmeye, hoştur içmeye. İçinde köprüler var gelip geçmeye. Yazık ettin ormancı köyün iki gencine,
iki gencine. Unuttuk ya orayı. Bitti. Bitti. Oraya kadar. Oraya kadar. Oraya kadar bitti, sağ ol. Ama baba çok güzel biliyor ya. Şu ormancı bölümün nakaratı. Bir daha alalım ha, hep beraber. Maşallah var ya baba. Baba senden iyi biliyor. Sen burada boşuna geldin ya, oturdun ya. Tam oraya gidecektin. Hadi devam et. Bu nakarat alalım. Aman ormancı, canım ormancı. Bak. Köyümüze bıraktın, yoksan bir acı. Son iki üç bir daha. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze bıraktın, yoksan bir acı. Teşekkürler. Evet, Hasiz Arnavut köyünde sevgili izleyiciler böyle güzel türküler de söylüyoruz. Buranın halkı ormancı türküsünü de bayağı biliyormuş ya. Koro halinde böyle bir nakarat geldi. Baba sizi tanıyalım. Biz İlmi Kaya. İlmi Kaya. İlmi Kaya. İlmi Kaya. Maşallah. Kaya gibisin. Allah uzun ömürler versin. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Bu yalan söylüyor. Burada. Niye yalan söylüyorsun? Hayır. Yalan değil, yalan değil. Yalan yok. Atarız o kadar. Sen sükut dur. Hoş bulduk. Bayramlar Dernek Başkanı. Trakya Rumeli Balkanlar Gönüllü Birliği Kurucuları'nda Denetleme Kurulu Başkanıyım. İsim neydi efendim? Mustafa Gökçen. Lakabım Rambo. Trakya'nın Rambo'suyum ben. Bu derneğim adam ben... sen miydin? Ben de arıyordum ya. Bu derneğimi kurarken de vardım. Bu derneğimin de her zaman yanındayım. Kardeş derneğim. Bayramlılar, Arnavutköylüler, Sıcak Arnavutköylüler. 84 dernek beraberiz, el eleyiz. Bu mutlu günde de burada olmak istedim. Şimdi İstanbul'dan geldim ben de. Bu vesileyle Ahmet Sözçek'e diyorum. Atilla Başkanıma sağ olsun. Bizi de yalnız bırakmadılar. Burada oldunuz. Tebrik ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Yine yeşermiş Trakya'mda yemyeşil otlar. Masmavi Ergenem'e çökmüş bulutlar. İnsanımız her zaman hep doğruyu kanıtlar. Bunun için dikiliyor hep bu anıtlar. Nasıl inkar ederim Trakya'mın güzelliğini? Dostlarıma hep söylerim köylerimin güzelliğini. Bu vesileyle sizlere armağan olayım şu 20'de. Teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. O zaman ben bu şiire böyle uygun bir şey ne bulayım duralım. Buldum bir şey. Fark etmez. Edirne'nin ardı baylar, Edirne'nin ardı da baylar, Meriç'e akar morudan kilom, sular çağlar. Eşinden ayrılan yanar ağlar, vuruldun mu moradan gelen, vuruldun mu sen? Acı oğlu mesitan gibi yoruldun mu sen? Harika ya, işte bu Trakya'nın insanı. Teşekkür ediyorum. Efendim sizi tanıyalım. Ben de misafir olarak katıldım. Kasılcan Avut'a Çenli'ye geldim. Hoş geldiniz siz. İşte misafir olarak geldik buraya. Yani İstanbul'da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu köyün şenlikleri gelenekselleşmiş artık. Her yıl İstanbul'dan derneklerle de yine yakın civardaki akrabalar, eş, dostla, misafirler de bu köye bu aylarda, bu günlerde akın ediyor. Bu dernekten ziyade daha çok bölgenin halkının kenetlenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda gelenek göreneklerini ve o adet ve ananelerini, Türk kültürünü bir şekilde de yine her zaman vurgulamaya çalışıyorlar. Trakya halkı işte böyle sevgili izleyiciler. Gelmeniz, gezmeniz lazım. Trakya zaten bir dünya cennet bana göre Trakya. O yüzden Trakya'yı anlatmaya kelimeler zaten yetmez. Biz türkülerle, şiirlerle, biraz da böyle görsellerle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Memleket sefası devam.